20 Şubat Pazartesi günü, yani dün saat 19.50'de deprem videoları izliyordum. Burada dün kelimesini kullanmamın sebebi bu video kaydını saat 12'den sonra aldığım içindir. 20 dakika önce farklı farklı videolar izledim depremle alakalı. Tabi sonrasında saate bakayım dedim ve saate baktığımda 20.10 olduğunu fark ettim. Instagram hesabıma girdim ve birden haberlerde Hatay'da depremler geldiğini, depremler meydana geldiğini öğrendim. Saat tam 8.04'te 6.4 büyüklüğünde, 8.07'de 5.8 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana gelmiş. Su sıkıntımız yok. Daha 6-8 litre falan suyumuz var yani şişelerde. Heh. Allah. Deprem Allah. Oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Abi bu neydi ya? Artçılar olabilir. Devam ediyor çünkü. Mustafa. Heh. Yola çıkalım abi. Dur dur, bu hala sallanıyor abi ya. Abi çayı şey yapalım. Çayı yapabilecek. Şimdi ben burada bir uyarı yapmak istiyorum. AFAD şöyle bir açıklama yaptı. Deniz kenarlarından uzak duralım dedi. Tsunami tehlikesi varmış ve hasarlı binalardan uzak durmamız gerekiyor dedi. Aynı zamanda enkaz altında kalanlar varmış. Onları da elbette duyurmak istiyoruz. Yardımcı olalım. Şimdi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden hemen sonra Profesör Doktor Celal Şengör şöyle bir açıklama yapmıştı. Hatay'da da bir deprem bekliyoruz demişti. İşte 6-7 ay içerisinde ve 1 yıl içerisinde diyerek bir açıklama yapmıştı. Bu tür depremlerde, özellikle yan atım depremlerde, önündeki 6 ay içerisinde genellikle depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Fakat zaten söylenenlere göre de bu ilk deprem, yani 6.4 büyüklüğündeki deprem değil de 5.8 büyüklüğündeki deprem bir artçı depremmiş. Tabii ilk deprem Hatay'ın Defne isimli bölgesinde yerin tam 16.74 kilometre aşağısında hissedilmiş. İkinci deprem Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerin 6.74 kilometre, 6.64 kilometre, özür diliyorum, derinliğinde hissedilmiş. Bu kilometreyi şöyle söyleyelim. Yani kilometre ne kadar böyle düşüyorsa, yani 6.64 kilometre dedim mesela. Bu daha şiddetli oluyor. Yani ben böyle biliyorum tabii ki de. Yani daha doğrularını deprem bilimciler daha iyi bilirler. Şimdi tekrardan bir uyarı yapmak daha da istiyorum. Depremde enkaz altında kalan birçok vatandaşımız varmış, bulunuyormuş. Instagram ve Twitter'da adresleri bulabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz yardımcı olmak adına. Şimdi ben bu videoyu çekerken dediğim gibi bu videoyu bayağı bir geç çektim. O yüzden de haberleri çok geç aldım. Enkaz altında kalan 3 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyelim. 213 vatandaşımız yaralanmıştır ve çevredeki hastanelere nakledilmiştir diye haberler duydum. Şimdilik bizden bu kadar. Tabi elbette bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Instagram hesabımı aşağıda bırakacağım zaten. Bunu bir prim olarak algılamayın. Bunu yapmamın sebebi şu. Instagram hesabında işte enkaz altında bulunanları, yakınları, işte insanlara, böyle takipçi çok olan insanlara bildirim gönderiyorlar. İşte yakınım burada, yakınım şurada adresler veriyorlar. Bu adresleri işte paylaşabilirsiniz. Biz de paylaşırız ve yardımcı oluruz. Umarım ki yani enkaz altında kalanlar da kurtulurlar ve bir daha da umarım ki böyle bir felaket yaşanılmaz.